Görüntüler Eskişehir Batıkent ve Cumhuriyet mahallelerinden. Haziran ayının başından itibaren şehrimizi ve bölgemizi etkisi altına alan kapalı ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışlar kimi zaman ani ve şiddetli sağanaklar halinde görünüyor ve su baskınlarına sebep oluyor. Gündelik hayatın yer yer zorlaşmasına neden olan bu yağışlar, bugün kendini ani bastıran kısa süreli bir dolu yağışı olarak gösterdi. Yağan iri dolu taneleri yeşil çimenlere birikince ortaya doğanın sunduğu ilginç görüntüler çıktı. İhbar hattımıza gelen görüntülerde ani dolu yağışının mevsimlik işçileri de olumsuz etkilediği görülüyor. Mevsimlik işçilerin çadırları sular altında kalıp zarar görüyor. Bu Eskişehir İl Tarım Müdürü'nden hakkında ne diyorsun sen? Ne diyorum? Rezile olduk. Rezile olduk. Eskişehir valisinden hakkında ne diyorsun? Ne diyorum? Bize yardım etsinler. Ne 3 tane AK Parti milletvekili araya girdi. Bu yeraltı yapılmadı. Elektrik yapılmadı, çekilmedi. Su çekilmedi. Su çekilmedi. Şimdi burada 130 kişi var şu anda burada. Aynen. Çaresiz durumda suyun içinde yatacaklar burada. Aynen. Şimdi bu çamurda nasıl yatacağız? Yani halimiz perişandır. Elektrik yok, bir şey yok, her şey yok. Odun yok, her şey yok. Yani çadırın içinde de su girdi değil mi? Evet, girdi. Valla gördüğümüzü görüyorlar. Şu hani çamurda yatacağız ya. Bu çamurda. Bu gece nasıl yatacaksınız? Çamur üzerinde yatacağız. Yorganlar çamur. İçeride çamur. Döşekler çamur. Yastıklar çamur. Çocuklarımız berbat oldu. Yiyecek, içecek bir şey kalmadı. Yani odunumuz bu, yok. Bu gece nasıl yatacaksınız? Valla çamur üzerinde yatacağız. Ne yapacağız?